Deniz Alsancak, Gülistan ablayla mı takım olacak? Bize iler çıktı ha. Yok, Deniz Alsancak gelemiyormuş. Başka sanatçı bakıyorlar. Hadi ya. Neyse hanımlar, siz kendi ofisiniz gibi devam edin. Benim kalkmam lazım. Çünkü felaket sıkıldım, kendim ücretleyeceğim. Oldu canım, yarın görüşürüz, öpüyorum. İkili takım olacağız. İyi maşallah. İyi sosyetik bir hanım ahbabım olur. Alo, hanımefendi merhaba. Ben Tufan Paksoy. Anladım. Deniz Hanım'ın yerine. Tülay Ünlü'yü çıkaramadım. Dizinizde oyuncu. Tamamdır, teşekkürler. Yaz canım. Takımlar tamamlandı. Gülistan Çakaler'in yarınki ekip arkadaşı Tülay Ünlü. Gel vatandaş, gel. Vatan geminin malları bunlar. Gel, koş, koş, coş, coş. Özünden iyi adam ama biraz sağır, yazık. Sağır değilim ben. Bağırma o zaman, kimse sağır değil. Siz bu limonatayı kendiniz mi yaptınız? 150 yaşındayım. Oturup el aleme kilolarca limon mu sıkacağım? Doğru ayol. Burada geçirdiğimiz vakite bile yazık. Ben de takıları hazır aldım. Kimin getirdiği börek çörek böyle beslenme çantası gibi kokuyor ya. Nur hayat. Saçını çekeceğim senin. Bugün çocuklar gibi üzere değil mi? Biz sizden daha çok para toplayacağız. Ya kaç yaşında adamsın, bu ne taşkın hareketler be? Yaşım daha genç. O zaman çok çökmüşsün be yavrum, yazık. Deniz ortada yok. Belli ki bizi eş yaptılar, bu da duydu kaçtı. Deniz gelmeyecek ki. Başkası olmuş sonra. Kim olmuş? Ay, çok pardon. Ben geç kaldım da hayatımın ilk keki. Buyurun, siz Gülistan Hanım'ın reisiniz. Ya bu gelmez, ne kadar eğlenceli bir şey, ne kadar eğlenceli bir şey. Gel gel Tülay'cığım, geç. Gülistan Hanım, Gülistan ablacığım tanıştırayım, Tülay. Merhaba. Biz tanışıyoruz. Aa, nereden? Etraftan. Ben sana nereden tanıyorum? Ay, dilimin ucunda. Sanki böyle dikdörtgen şeklinde bir pencerenin içinde gördüm seni. Fonda da kar. He? Neydi o? Televizyon duraya, televizyon dikdörtgen. Kek yaptım be. Hayırlısı. Anladık. Samimiyete gerek yok. Çocuklara yardım olsun diye geldim. Lütfen. Çoluk, çocuk, aile. Pek değer veriyorsun bunlara, ha? Ay Gülistan! Ne güzel kız değil mi? Bir içim su. Doğal reçeller. Kek ev yapımı reçeller. Kek var. Reçel. Kek var. Bu millete senin pis elinden çıkmayı keki getirmem ben. Lütfen ama saygıda sıfır hatayla oynayalım. Proveke yapmayalım.
acaba ben Afife Hanım'la mı eş olsam? Hani bir yerde akrabayız ya, ayıp olmasın diyerek de. Oo, ben paçoz tüneyi çekemem. Edepsizin tekidir. Bulaşma bana. Çağatay Bey! Mizahı siz ne koyacaksınız? Benimle bir akşam yemeği. Ay! Ne kadar ödeyeceksin seninle yemek yiyene? O para verecek yahu. Niye bana taktın sen? Gerçekleri gör diye. Hayatının çoğu gitmiş, azı kalmış. Hala ne karı var, ne çocuk. Yazık. Ben mutluyum. Yarın öbür gün elden ayaktan düşsen, sana kim bakacak? Niye elden ayaktan düşeyim? Pah! Dans kursuna başlıyorum ben. Aha! Hikaye belli oldu. Duduf duf duduf! Dans kursunda kalça kırığı. Bir yaştan sonra da o kemik kaynamaz. Oradan direkt eve yatağa bağlarsın. Ay! Kalça, kalça, kalça. Yatağa mı? Yatağa bağlı. Sabit böyle deve tabanı gibi yatacağım. Ne yapacağım oğlum? Geçmiş olsun. Yatalak mı olur Cim yani? Aa, yüksek ihtimal. Yatalaklık bir şey değil. Ama kimin kimsen yok. Yalnız yatalaklık. Çok zor. Allah! Fena para toplamadık. Ne toplarsan kar. Biriktir kenara at, biriktir kenara at. Emeklilikte sürünme. Niye sürüneyim? Çalışıyorum ben. Ya bir iki sene daha iş verirler, sonra durur tırak. Eski resimlerini göstere göstere televizyonlara çıkarsın. Beni unuttu vefasızlar diye. Nasıl bir senaryo bu? Öleyim daha iyi. Yalnız ölme. Yalnız ölme. O çok kötü. Niye bilekliğime bakıyorsun sen? Ay, gözüm daldı be. Aa. Niye daldı biliyorum ben. Selahattin'in hediyesi çünkü. Hiç ilgilenmiyorum. Şu paraları say. Lütfen ama burada iş yapıyoruz. Acık profesyonel olalım. Senin profesyonelliğin başka konuda. Ben o konuları bilemem. Delikanlı ol bana hanımefendi. Sen bana ne demek istiyorsun? Kapat çeneni, sen dilini keserim vallahi. Var ya, şahsıma ters o yapılmasından çıkı çoşlan. Diklenme bana, seni ayağımın altına alır. Öyle bir ezerim ki. Ne? Yazık mıyım lan be? Yazık. Aldım bakınca izin. Ay, bu ikisi fıs 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 fıs. Beş dakikada ne sohbet ediyor? Gülistan, hadi gene iyisin. Kanka yaptın kendine. Ay şey, satışları konuşuyoruz. Allah muhabbetinizi arttırsın. Neyse, yarın yine öyle böyle bütün gün saatlerce berabersiniz. Hasret kalmayacaksın. Çay döktüm. Oh! Çiğdem'e bir moral bozma restali verdim. Şimdi gidiyorum, tutma beni. Hastaneye mi? Ne yapacaksın orada? Söylemem, söylemem, söylemem. Ama döndüğümde her şey farklı olacak. Bir beğenenin varsa kendine bakacaksın tabii, mecbur. Canım, annem gayet iyi. Vasfiye teyze nerede refakatçi kalacakmış anlamadım. Evet, evet. Ah, sağ olsun. İyi olacak inşallah. Evet canım benim. Çok mersi. İyi günler, iyi günler. Sen hastanedeymişsin. Vasfiye'nin geleni aradı, geçmiş olsun diyor. Vasfiye bir şeyler çeviriyor. Akşam bizde kalacakmış, öyle deyin çocuklara dedi. Nerede ki o? Hastaneye gideceğim dedi ama. Ah! Ah! Ge-
Geçmiş olsun Vasfiye teyze, ne oldu? Allah! O doktoru kör kuyularda ışıksız bıraksın inşallah! Ay bu ne kız? Vasfiye teyze, dudaklarını mı şişirttin ya? Vitamin iğnesi yapacağız, gençleşeceğim dediler. Ben de morluk olur, evden anlarlar, akşam servetlerde kalayım dedim. E dudak nereden çıktı? E oraya botoks, buraya vitamin derken dudak çok ince kaldı, ona da acık diye bir şey duydum. Gerisini hatırlamıyorum. Silikon içinde uyanmışsın. Kendimi el aleme beğendireceğim diyerekten Vasfiye. Şş, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte dedikleri bu demek. Yarına şişliğe biraz iner dedi doktor ama. Allah! O doktorun boyunu deversin. Her bir yerlerini böyle şişirsin inşallah. Ay! Bizimkilere çaktırmıyorsun ha dudaklarını. Babama nasıl açıkladın bu ağzını? Diş ameliyatı dedim. Sen nasıl açıkladın cümle aleme bu saçını? Beğendiğim çocuk Angelina Jolie hayranı mı çıktı diyecektim. Ne diyecektim? Aa! Timur Bey Angelina'cı mı? Servet sussana, yarın kulağa bak. Aman Vasfiye, senin neyine bu yaşta geçtik sevdası? Bülent Ersoy aradı. Dudaklarını çalmışsın, geri istiyor. Yoksa polise haber verecek misin? Sus. Bu oğlan da kendi dünya güzeli beni beğenmiyor. Yok. Ben sevdim. Hatta şu an kedicik olarak iş bile bulabilirsin. Bir maşallah hocam, inşallah hocam der misin? Orçun, ben sana özlediğim zaman popoma kaş göz çizip bir bakıyorum, biliyor musun? Yok anam, bu dudakları bu şaka kurtarmaz. Bu şimdi gideceğimiz yeni doktor. Bir iğne yapıp söndürecek miymiş dudaklarını? Servet, balondan bahseder gibi konuşma. Evet, dolguyu eriten bir şeymiş. Eski haline gelecek dedi. Geçmiş olsun, hayırdır? Hiç, hiç. İyi olacağım inşallah. Ciddi bir şey mi hanımefendiciğim? Yani öyle böyle düzelecek. Eski halime döneceğim. Vah vah. Mikrop kapmayın diyeyim maske. Tabii canım, başka niye olsun? Bu hallere düştük işte be. Geçer inşallah. Canım ne var maskede? Peçe gibi bir şey olmuş. Bir gece masalları tarzı bir şey. Öyle mi düşünüyorsunuz? Gizemli bir hava kattı değil mi Timur Bey? Tabii canım. Egzotik bir şey olmuş. Ay ne hoş çiçekler. Kendiniz çiçeksiniz hanımefendi. Geçmiş olsun. Bir öp geçer. Efendim? Vasfiye, doktora gidecektik hani. Boş ver, benim ilacım burada Servet. Ha Timur Bey, ne diyorsun? Maske kötü değil, değil mi? Dert etmeyin, peçe gibi olmuş. Doğulu bir hava vermiş. İlahi, gözlerim de güzeldir. Tabii, gözleriniz böyle ortaya çıkmış, pek yakışmış. Binbir Gece Masalları'ndaki o Şehrazat gibi. Hadi Vasfiye, doktora. Ben sizi tutmayayım. Niye adamın Arap geceleri fantazisine limon sıkıyorsun Servet? Ne fantazisi be? Adam kibarlık ediyor. Hadi yürü gidelim. Gidelim gidelim de bir peçe bir sürme alıp geri dönelim. Ne?
Timur beni beğendi. Bu egzotik havamla hiç doktora gidemem Servet. Ay terasta Arabistanlı Lawrence varken nereye gideceğim be? Ah maşallah. Sizi çok iyi gördüm. Şükran Habibi. Nasıl? Antakya'da biz öyle deriz. Sağ ol canım manasında. Antakya'da hafif bir Arap kültürü vardı Timur Bey. Bendeki bu egzotik hava da oradan mı geliyor? Nedir acaba? Çok hoş. Bu peçe maske yerine mi? Beğendiniz mi? Çok yakışmış. Bravo. Sürmelerinizle de tamamlamışsınız. Şehrazat dediniz, bana ilham verdiniz. Sizin boşluğunuz, espriniz, enerjiniz asıl bize ilham veriyor hanımefendiciğim. Geçmiş olsun. Hücreler geç çiğdem, öyle böyle geçecek. Maşallah. Adam gözlerime aşık be. Ben oyacağım senin gözünü Vasfiye. Çoluğunla çocuğunla günlerdir hastanede yatıyor. Vasfiye bana bakıyor diye rol yapıyorum. Yetti! İnsan dudağı yaptır şunu artık. Yok. Peçenin altında öyle böyle iyi duruyor. Kız Arap bacı gibi oldun. Arap bacı diye ırkçı klişelere indirgeme. Ben egzotik bir Orta Doğu güzelliği. Allah akıl versin. Timur Bey aklıma da hasta. Senin esprilerin diyor, senin enerjin diyor, beni benden aldı diyor. Ben de çıkıntılık yapıp güldürüyorum onu tabii. Çiğdem gibi Sphinx değilim. Hay senin çıkıntılığına. Çıkıntı demişken... öteki çıkıntılarıma da bayılıyor ama... sen kızıyorsun diye anlat diyorum bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.